Patisserap mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir Alman klasiği yapacağız. Şöyle de hemen göstereyim. Almanların klasik Bienenstich'in yani ballı badem pastasını yapacağız. Ballı badem pastası gerçek adı değil tabii ki. Bienenstich yani Türkçe'ye çevirdiğimizde arı sokması demek. Şimdi arı sokması ile bu pastanın ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle bir alakası var. Tamamen yapılış amacı. Zamanında savaş esnasında iki tane gruptan bir tanesinin karşı tarafa silah yerine arı kovanı atmasından dolayı savaşı kazanmalarından sonra yapılan kutlama pastasına verilen isim bu. O zamandan bu zamana kadar da bu ismi değiştirmeyi hiç düşünmemişler. Bu zamana kadar da gelmiş. Ben de orijinal tarifini bulmuşken sizinle paylaşmak istedim. O yüzden şimdi hemen malzeme listesi diyoruz. Sonra da yapımına geçiyoruz. Hadi buyurun. Pastamızın yapımına kremasıyla başlıyoruz ve ilk önce tavamızın içerisine nişasta ve un koyuyoruz. Oda sıcaklığındaki yumurta sarıları, şeker, sütümüzden de biraz ilave ederek güzelce çırpıyoruz ki topaklanma olmasın. Kalan sütümüzü de ilave ettikten sonra kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz ve vanilyamızı ilave ederek tekrar karıştırıyoruz. Buzdolabında çabuk soğusun diye plastik bir kabın içerisine kremamızı döküyoruz. Ardından streç folyo ile hava almaması için üzerini iyicene kapatıyoruz. Ve bu şekilde soğuyana kadar buzdolabında muhafaza ediyoruz. Bu arada biz de hamur yapımına geçelim ve bunun için de sütümüzü ve tereyağımızı bir tencerenin içerisine alıp tereyağı eriyene kadar güzelce ısıtalım. Sütlü tereyağımızı bir kabın içerisine alalım ve parmak ılılığına gelene kadar yani mayalanma ılılığına gelene kadar kapta dinlendirelim. Ilıyan sütümüzün içerisine mayamızı koyup biraz karıştıralım. Sonrasında 15 dakika mayalandırmaya bırakalım. Ön mayalanması olan mayalanma bittikten sonra yavaş yavaş artık unumuzu ilave edelim ve sonra da tuzumuzu ekledikten sonra yoğurma işlemine geçelim. Hamurumuzun güzel kıvam alması için tam 10 dakika güzelce yoğuralım. Cam ya da alüminyum ya da plastik fark etmez. Kabımızı güzelce sıvı yağ ile yağlayalım ki kabaran hamurumuz hiçbir yerine yapışmasın. Sonrasından da hamurumuzu içerisine yerleştirip üzerini biraz daha yağlayalım. Sonra streç folyo kapatıp sıcak bir yerde tam 1 saat muhafaza edelim. Gördüğünüz gibi 24 santimlik bir kelepçeli kalıp kullandım. Ve bu kalıbımı güzelce tereyağıyla yağladım. Mayalanan hamurumuzun üzerini güzelce açalım. Sonra tezgahın üzerine alıp biraz yaydıktan sonra kalıbımızın içerisine alıp biraz bastırarak güzelce her yerine denk gelecek şekilde yayalım.
Ve bu arada hamurumuzun üzerinde gelecek olan badem sosumuzu hazırlamak için tereyağımızı ve kremamızı bir tavanın içerisine alalım. Şekerimizi ilave edelim. Bir kaşık balımızı da ekleyelim. Ve biraz kaynadıktan sonra altını kapatıp bademlerimizi ekleyelim içerisine. Güzelce ne karıştıralım. 15 dakika dinlenmiş olan hamurumuzun üzerine artık sosumuzu güzelce ne dökelim. Ve 180 dereceye önceden ayarladığımız alt üst ayarlı fırınımıza tam yarım saat pişirelim. Pişen kekimizi hemen soğutma telimizin üzerine alalım. Üzerindeki sos soğudukça katılaşacağından dolayı hemen kelepçeli kalıptan ayırmamız gerekiyor. Kekimizi tamamen soğuduktan sonra ikiye bölelim. Kekimizin alt kısmını tekrardan kalıbımızın içerisine yerleştirelim. Sıvı kremayı, pudra şekeri ve nişastayla güzelce ne çırpalım. Buzdolabından çıkardığımız kremamızı da çırpalım. Ve kremalarımızı birleştirip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Alt tabanın üzerine kremamızın hepsini dökelim. Ve bir spatula yardımıyla düzleştirelim. Ve bu şekilde buzdolabında tam 1 saat dinlendirelim. Kenara ayırdığımız üst katımızı da eşit şekilde 8'e ya da 12 kişilik dilimlere keselim. Üst kat dilimlerimizi de servis öncesinde pastamızın üzerine dizelim. Ve işte ballı badem pastamız yani brioche dişimiz de hazır. Bu pastamız mayalı bir kekten yapıldığı için fazla buzdolabında beklemesi iyi olmadığından dolayı tam gününde tüketilmesini tavsiye ediyorum. Ve işte bugünlük benden bu kadardı. Umarım tarifim ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.